Çocuklar merhabalar. Bugün sizinle üretim dağıtım tüketim ünitesindeki ürünlerin bölgesel dağılışlarına bakacağız haritalar üzerinde. Bakacağız nasıl dağılıyorlar bir göreceğiz. Ben burada üzerlerine yazmaya çalıştım. Hangi ürünün nerede ne şekilde yetiştiğine dair. Şimdi isterseniz hemen ön baştan başlayalım. Buğday gördüğünüz gibi ülkemizin kıyı kesimleri hariç hemen hemen her yerinde yetişebiliyor. Tekrar söylüyorum, buğday ülkemizin kıyı kesimleri, deniz kenarları hariç hemen hemen her yerinde yetişebiliyor. Mısır genellikle hem güneşe hem de nemliliğe ihtiyacı olan bir üründür. O yüzden kıyı şeritlerinde daha çok bakın, farkındaysanız daha çok kıyılarda yetişen bir ürün. Ama bazen de böyle içerilerde de yetişebilir ama gerçek bir verim almak istiyorsanız kıyı şeritlerinde mısır yetiştirmeniz gerekiyor. Çünkü hem güneşe ihtiyaç duyan hem de zaman zaman nemlilik ve yağış isteyen bir ürün. Gelelim ayçiçeğine. Çocuklar ayçiçeğini okulda da konuşmuştuk. En çok Marmara bölgesinde yetiştirilen bir üründür. Marmara'nın karakteristik ürünüdür. Ama bunun yanında bakın yer yer farklı bölgelerde de yetiştirildiğini görmüşüz. Güneş isteyen bir, hatta zaten diğer adı da güne bakandır. Güneş isteyen bir bitkidir. Güneşin olduğu yerlerde, ısının olduğu yerlerde yetişir. O yüzden daha çok bakın İç Anadolu bölgesinde dağılmakla birlikte en çok Marmara bölgesi. Ayçiçeği deyince ülkemizde ilk başta akla gelen bölge Marmara bölgesidir. Zeytine geldim çocuklar. Zeytin kıyı şeridinde en çok yetiştirilir ama hangi kıyı şeridinde? Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yetiştiriliyor. Tekrar söylüyorum. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yetiştirilen bir üründür. Sıcaklık ister, güneş ister. Bazen bakın küçük küçük Karadeniz'de de yetiştiğini görüyoruz ama çok az. Gerçek verim elde etmek istiyorsanız, hani yağlı, lezzetli bir zeytin elde etmek istiyorsanız daha çok buralarda yetiştirmeniz gerekiyor. Mercimeğe gelelim. Çocuklar, mercimek özel bir ürün. Öyle her yerde yetişmiyor. Gördüğünüz gibi bir İç Anadolu bölgesinde bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bir ürün. Tekrar söylüyorum, mercimek özel bir üründür. Her yerde yetiştiremezsiniz. O yüzden mercimeği İç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüyoruz. Arpa'ya geldik. Arpa da yine bizim ülkemizde bakın buğdaya çok benziyor. Farkında mısınız? Buğdayla arpa yetişme yerleri hemen hemen aynı. Demek ki aynı iklim şartlarını istiyorlar bunlar. Yani aynı sıcaklık, aynı yağış miktarı, aynı güneş miktarını istiyorlar. Kıyı kesimleri hariç ülkemizin daha çok iç kesimlerinde yetişen bir ürün. Arpa soğuğa dayanıklı bir üründür çocuklar. Ülkemizin birçok yerinde yetiştirilebilir. Nem ve yağış istemez, kuraklık isteyen bir ürün. O yüzden de gördüğünüz gibi içlerde daha çok yetişebiliyor. Gelelim şeker pancarına çocuklar. Şeker pancarı burada. Benekli benekli. Ülkemizin birçok yerinde yetiştirilebiliyor. Daha çok sıcağı seven, kurak iklimlerde yetişen bir üründür. Burada da gördüğünüz gibi kıyılar hariç, kıyı kesimleri hariç gördüğünüz gibi daha çok içlerde, karasal iklimin olduğu yerlerde yetişen bir üründür arkadaşlar. Antep fıstığı yine özel bir ürünle karşı karşıyayız. Bir tek Güneydoğu Anadolu bölgesinde işte Antep, Urfa, Mardin gibi yerlerde yetişen bir üründen bahsediyoruz. Antep fıstığı bir tek Güneydoğu Anadolu'da. Pamuk ürününe gelelim. Yine sıcaklık ve güneş isteyen bir üründen bahsediyoruz. Pamuk da yine Ege ve Akdeniz kıyıları biraz da Güneydoğu Anadolu'ya kayarak gördüğünüz gibi kıyılardaki Ege ve Akdeniz yani sıcak bölgelerde yetişen bir ürün. Ama sıcak bölge deyince mesela Güneydoğu Anadolu'da yetişmiyor. Niye? Aynı zamanda biraz da neme ihtiyacı var anlaşılan. O yüzden daha çok nerede görüyorum? Ege ve Akdeniz kıyılarında. Böyle küçük küçük başka noktalarda da görüyorsunuz ama hani ana vatanı neresidir diye sorarsanız Ege ve Akdeniz diyebiliriz. Muz. Çocuklar muz daha çok gördüğünüz gibi Akdeniz'de yetişiyor. Mersin Anamur'da en çok yetişir. Bizim yerel muzumuz. Mersin Anamur'da yetişir. Akdeniz ikliminde yetişen bir üründür. O yüzden gördüğünüz gibi Akdeniz'in küçük bir kesiminde Mersin kısmında yetişen bir ürün. İncir çocuklar yine sıcaklık ve nem isteyen bir ürün. Kıyılarda yetişiyor gördüğünüz gibi. Kıyılar. Akdeniz bu konuda çok daha iyidir.
Karadeniz ve Ege'ye göre Akdeniz 1 numara, Ege 2 numara, Karadeniz 3 numara olmak üzere inciri biz gördüğünüz gibi kıyılarda yetiştiğini görebiliyoruz. Fındık bir tek Karadeniz'de yetişen, Karadeniz sahil şeridinde yetişen bir ürün arkadaşlar fındık. Gördüğünüz gibi bir tek Karadeniz'de yetişiyor. Ülkemizin başka yerlerinde fındık üretilemiyor. Geldim üzüme. Çocuklar, üzüm de yine bizim ülkemizde kolay yetişen bir ürün. En çok Ege bölgesinde, Akdeniz'de olmak üzere bakın ülkemizin birçok yerinde yetişebiliyor. Tekrar söylüyorum, Marmara, Ege, Akdeniz yoğunlukta olmak üzere bazen İç Anadolu bölgesinde de yetişir. Ama üzüm deyince bizim aklımıza ilk gelen yer genellikle Ege bölgesidir, Manisa bölgesidir mesela, İzmir bölgesidir, Aydın bölgesidir. Buralarda, şu bölgelerde çok yetişir. Geldik buraya, turunçgiller. Çocuklar, turunçgiller de bir tek Akdeniz sahil şeridinde yetişebiliyor. Akdeniz ürünüdür. Bir tek Akdeniz sahil şeridinde yetişir gördüğünüz gibi. Turunçgiller deyince aklıma hangi ürünler gelmeli? Portakal, limon, greyfurt, havuç gibi ürünlerden bahsediyorum. Burası da turunçgillerin olduğu yer. Pirinç yine yetiştirilmesi zor ve devlet denetiminde olan bir ürün. Devletin izin verdiği arazilerde yetiştirilebiliyor. Üretim koşulları biraz ilginç. Bir takım salgın hastalıklara neden olabildiği için, çünkü suların içinde yetişen bir ürün bu. O yüzden devlet denetiminde üretilmesi gerekiyor pirincin. Gördüğünüz gibi kıyılarda daha çok yetişmiş ama Güneydoğu Anadolu'nun da sulanabilen arazilerinde yetiştiğini görebiliyorum. Karadeniz'de yetişiyor. Marmara'nın bazı yerlerinde, bakın Trakya, Marmara, Ege'nin bazı yerlerinde ve Akdeniz'in bazı yerlerinde, bir de sulanabilen Güneydoğu Anadolu topraklarında yetişiyor. Çok su isteyen bir bitki. O yüzden de suyun olmadığı yerde yetişmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tütün. Arkadaşlar tütün de yine bizim ülkemizde kıyı şeritlerinde yetişen bir ürün. Bakın Karadeniz'de var, Marmara'da var, Ege'de var, Akdeniz'in bir kısmında var. Çok Akdeniz demeyeyim de Akdeniz'e giriş yapan bölgelerde. Güneydoğu Anadolu'da da, Güneydoğu Anadolu aslında kurak bir yerdir ama sulanabilen arazilerin tümünde tütün yetiştirilebiliyor gördüğünüz gibi. Tütünü de bu şekilde söylemiş olduk. Çay yine özel bir bitki arkadaşlar. Bir tek Karadeniz'de yetişiyor, Doğu Karadeniz'de yetişebiliyor çay. Bunun dışında ülkemizde yetişiyor. Yetişebildiği bir alan yok. Ürettiğimiz çaylar ülke tüketimine ancak yetebildiği için dışarıya pek satılmıyor. Hatta bazen biz dışarıdan bile yetmediğinde satın almak zorunda kalabiliyoruz. Soya fasulyesi arkadaşlar genellikle bir Akdeniz iklim bitkisidir. Kıyı şeritlerinde yetişir. Bakın Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de yetişmiş. Bazen Karadeniz'in bazı yerlerinde de yetiştiğini görebiliyoruz. Şöyle çekeyim isterseniz. Soya fasulyesi de bu şekilde. Ben isterseniz böyle bu ürünlerin bir de hani iklimlerini söyleyeyim size. Hangi iklimlerde yetişiyorlar? Onları bir görelim. Bizim ülkemizde 3 çeşit iklim vardı biliyorsunuz ki. Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimiydi. Şimdi buğday karasal iklimde yetişir. Mısır genellikle birçok iklim tipinde görülebiliyor. Bakın Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklimde de zaman zaman görülmüş ama en çok Karadeniz ve Akdeniz ikliminde görülüyor. Ayçiçeği direkt karasal iklim ürünüdür arkadaşlar. Marmara, İç Anadolu'da olduğu için karasal iklim ürünüdür. Zeytin Akdeniz iklimi ürünüdür. Mercimek karasal iklim ürünüdür. Arpa karasal iklim ürünüdür. Şeker pancarı karasal iklim ürünüdür. Antep fıstığı karasal iklim ürünüdür. Pamuk Akdeniz iklimi ürünüdür. Muz Akdeniz iklimi ürünüdür. İncir Akdeniz ve Karadeniz iklimi ürünüdür. Fındık Karadeniz iklimi ürünüdür. Üzüm gördüğünüz gibi karasal iklim ve Akdeniz iklimi ürünüdür. Karasal iklim ve Akdeniz iklimi. Turunçgiller Akdeniz iklimi ürünüdür. Pirinç karasal iklim, özür dilerim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi ürünüdür. Şöyle göstereyim. Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi ürünüdür arkadaşlar. Tütün yine Akdeniz ve Karadeniz iklimi ürünü. Burada bazen karasalda da görebiliyoruz. O zaman şöyle diyelim. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimde görülür. Tütün diyelim. Çay bir tek karasal, Karadeniz iklimi ürünü gördüğünüz gibi. Soya fasulyesi de daha çok Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Size ürünlerin ülkemizin neresinde yetiştirildiğini sordukları gibi, yani harita üzerinde göstermenizi istedikleri gibi, sözel olarak hangi iklim tipinde yetiştirildiğini de sorarlar arkadaşlar. Ülkemizde yetiştirilen ürünlerin hangi iklim tipinde yetiştiğini, karasal mı, Akdeniz mi, Karadeniz ikliminde mi yetiştiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi videomuzu bu üretim, dağıtım, tüketim ünitesinden sonra başka bir ünitenin yine etkinlik sorularıyla devam ettirmek istiyorum çocuklar. O da şöyle.
Şimdi bakın, biz bir de size etkin vatandaş konusunu anlattık. Etkin vatandaş konusunda da devletin işleyişini anlatmıştık. Orayla ilgili sorular var. Biraz da bunları yapalım. Sonra bir sonraki videomuzda da zaten çoktan seçmeli soru çözümü yapacağım sizlere. Birinci soruyu okuyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Gelenek, görenek ve ahlak kuralları toplumdaki bireylerin ilişkilerini düzenleyen yazısız kurallardır. Tekrar söylüyorum çocuklar. Gelenek, görenek ve ahlak kuralları toplumda yazısız kurallar olarak geçerler. Anayasa ya uygun olarak hazırlanan yasalar, yönetmelikler ve sözleşmeler yazılı hukuk kurallarıdır. Anayasalar, yönetmelikler ve sözleşmeler yazılı hukuk kurallarıdır. Devletin temel niteliklerini yani özelliklerini tarif eden, vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirleyen temel yasaya anayasa denir çocuklar. Tekrar söylüyorum, devletin özelliklerini, vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirleyen temel yasaya anayasa denir. Bir ülke sınırlar içinde yaşayan halkın tümüne kamu denilir. Kamu halkın kendisidir çocuklar. Halk eşittir kamu demektir. Kamu yararını yani halkın yararını hedef alan insanlar arasındaki ve insanlarla kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyip kolaylaştıran değerler sistemine devlet denir. Bakın devlet ne işe yarıyormuş? Kamu yararını hedef alan yani halkın yararını hedef alan insanlar arasındaki ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistemmiş. Ülkemizde yasama yetkisi, yasama ya, kanun yapmak demektir çocuklar, yasa yapmak demektir. Yasama yetkisi TBMM'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir diyor. Ülkemizde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir çocuklar. Ulusal egemenlik yani halkın egemenliği diyor. Halkın kendi kendini yönetme yetkisini elinde bulundurmasına ulusal egemenlik denir. Tekrar söylüyorum, ulusal egemenlik halkın kendi kendini yönetmesidir. Peki halk kendi kendini nasıl yönetir derseniz, seçimler sırasında gidip oy kullanarak hangi politikacılara oy verdiğini belirleyerek kendisini yani ülkeyi yönetecek olan kişileri belirlemesidir. Halkın kendi kendini yönetmesi ülkeyi yönetecek, halkı yönetecek olan kişileri ki bunlar kim? Milletvekilleri, belediye başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları bunları seçimlerle belirleriz. Seçimlerle bunların belirlenmesi olayına ulusal egemenlik diyoruz çocuklar. Ülkemizde cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu ne iş yapar? Yürütme işi yapar. Şimdi bu yürütme yargı nereden çıktı derseniz bir hatırlatalım çocuklar. Bir ülkeyi yönetmek için 3 tane yasaya ihtiyaç vardı. Yasama, yürütme ve yargı. Yürütme yetkisi gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na aitmiş. Peki yargı yetkisi kime ait? Mahkemelere. Gördünüz mü? Ülkemizde yargı yetkisi Türk milleti adına mahkemelerce kullanılır diyor. Yürütme, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, yargı, mahkemeler. Bir şey daha var. Yürütme kamu hizmetlerini bakanlar arasında, bakanlıklar arasında iş bölümü yaparak yerine getirmektir. Demek ki yürütme işini nasıl yapıyorlarmış? Bakanlıklar aracılığıyla, bakanlıklara bazı görevler vererek iş bölümü yaparak yapıyorlarmış. Merkeze bağlı en büyük yönetim birimi valiliktir arkadaşlar. İl yönetimidir. İl yönetimi de valiye aittir. Merkeze bağlı en büyük yönetim birimi valiliktir. Anayasa halk oyu ile, yasalar ise milletvekillerinin oylarıyla belirlenir. Tekrar söylüyorum, bir ülkenin anayasası halkın verdiği oylarla, yasalar ise, kanunlar ise TBMM'de bulunan milletvekillerinin oylarıyla belirlenir. Ülkemizde merkezi yönetimin başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bulunur çocuklar. Merkezi yönetimin başında yani yürütmenin başında Cumhurbaşkanı ve şöyle başkanı diyeyim ve Bakanlar Kurulu bulunur. Çocuklar bu iki üniteyi yani üretim, dağıtım, tüketim ve etkin vatandaşlık ünitesini sorularla, etkinlik sorularıyla şöyle bir tekrar etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda çoktan seçmeli sorular çözerek bu haftaki derslerimizi bitirmeye çalışacağız. Geçen haftalarda ben bu konuları sizlere anlattım. Yani üretim, dağıtım, tüketim ve etkin vatandaşlık konularını sizlere anlattım. Şu anda da etkinliklerini yaptım. Bir sonraki videoda da sorularını çözersem bu konuları bitirmiş olacağız ve yeni bir üniteye geçeceğiz. Bilginiz olsun.